İyi akşamlar sevgili dostlar. İlkil Haber TV analizler programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hayırlı geceler olsun, hayırlı akşamlar olsun. Sevgili dostlar, bugün günü kapatırken özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeli haberle bugünü gerçekten hafta sonu itibariyle mutlu bir şekilde pazara ulaşmış olduk. Fatih sondaj gemisinin yapmış olduğu sondaj çalışmasında 85 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Şimdi İlker, Yasin, Şahin kardeşimiz hoş geldin yayına kardeşim. Şimdi Türkiye bölgede özellikle enerji konusunda ciddi bir savaş var. Avrupa Birliği biliyorsunuz, Fransa olsun, Yunanistan olsun, bir takım ülkeler olsun, Amerika olsun, işte Karadeniz bölgesinde Rusya olsun. Bu noktada bu bölgede Türkiye'nin güçlü bir duruma gelmesini, özellikle enerji konusunda bu bölgenin söz sahibi ülkeler arasına girmesini hiç kimse istemiyor. Ama son 20 yıllık siyasetimize baktığımızda gerçekten özellikle 10 yıllık, son 10 yılda göstermiş olduğumuz büyük mücadele ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin göstermiş olduğu dik duruş bu bölgede Türkiye'siz hiçbir şey yapılamayacağının ortaya koydu. Gerek bahar, biliyorsun Arap Baharı olaylarından sonra hem Suriye meselesinde, hem Kuzey Irak meselesinde, hem Mısır meselesinde, hem Libya meselesinde Türkiye bu bölgede ciddi bir rol üstlendi. Bunun yanında biliyorsunuz, İbrahim Kaya'ya da yayınımıza katılmış, teşekkür ediyoruz. Bunun yanında biliyorsunuz Gazze, Lübnan, Filistin meselesi bizim için her zaman çok önemli oldu. Tabii burada üstlenmiş olduğumuz rol aslında Osmanlı'dan bu döneme geldiğimizde Türkiye'nin son geçmişteki 100 yıllık bir dönem içerisinde uyutulan bir millet, uyutulan bir devlet olarak özellikle biliyorsunuz Türkiye'nin içerisinde bile Türk insanı için işte göbeğini kaşıyan bidon kafalı bir zihniyetiyle yaklaşılırken AK Parti döneminde ve son 20 yıllık iktidar döneminde bunların çok çok gerisinde kaldı bu söylemler ve Türkiye Cumhuriyeti yapmış olduğu bütün atılımlarda gerek savunma sanayinde olsun gerekse işte efendime söyleyeyim yaşamsal alanlarda olsun, ulaşımda olsun, sağlıkta olsun, eğitimde olsun bölgesinde söz sahibi olmaya başladı. İhracat rakamları yükseldi ve ekonomi gidişatı her geçen gün arttı. Evet, 1990'lı yıllardan önceki dönemlere baktığımızda özellikle geçenlerde erken seçimle alakalı söylemler olduğunda CHP milletvekili Cumhurbaşkanımızın işte bakarsanız işte seçimle alakalı seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyleyerek seçimlerin zamanında yapılması huzur ve rehabet huzur ve bereketi yanında getireceğini bu yılların en rahat yıllar olduğu söyleniyor. Zihniyete bakar mısınız? Yani 1980'li yıllara kadar 60'lı ve 80'li yıllar arasında hiç seçim olmamış. Seçim tekrarı olmamış. Yani kendilerine öyle bir pay çıkartıyorlar ki akıl tutulması yaşadıklarını biliyorduk ama bu kadar da böyle uç noktada bu olayları böyle yorumlamalarına hakikaten bizim aklımız tutuluyor. Yani gerçekten böyle onlar konuşunca bizim nutkumuz tutuluyor. Ne anladıklarını bile bilemiyorum. Geçenlerde bir tane resim gördüm. CHP'li bir siyasetçi bir şey anlatırken bir tane de afacanın elinde almış işte kestane dona kalmış böyle. Tamam mı? Yani böyle bakıyor yani. O böyle bir enstantane yaratmışlar. Biz de herhalde onun gibi değiliz ama insanlar bir dona kalıyoruz. Yani bunlar ne anlatıyor diyoruz. Yani bunları Fransız kalıyoruz. İşin açıkçası ben geçmişten gelen bir yerel gazeteci ve son 25 yıllık yapmış olduğum reklamcılık, basın yayın ve ajanslık işlerine baktığımda özellikle son 10 yılda çıkardığım yayınlarla beraber yani gazetecilik mesleğini yapmaya çalışıyoruz diyorum. Bakın gazeteci, çok iyi bir gazeteci oldum ya da gazeteci olduğumu bile iddia etmiyorum ama bu mesleği yapmaya çalıştım. Gazetecilikten gelme bir insanım. Çıkardım 2 tane turizm gazetesi var, 2 tane yemek dergisi var. Ondan önce sektörel yayın çıkarttık. İşte bölgede bir siyasi bir sektörel bir dergi çıkarttık. Gibi gibi. Ve ondan öncesinde bazı gazetelerde köşe yazarlığı yaptık. Şimdi yani yorumlarımı buna dayanarak ve son aldığım mezun olduğum okulla beraber yani halkla ilişkiler konusunda ve medya konusunda da uzman olduk. Şimdi görüşlerimizi öne sürerken objektif olmaya da çalışıyoruz ve de olmak zorundayız. Yani siz her ne kadar hangi düşünceye sahip olursanız olun ya da hangi siyasi bir fikrin mensubu olursanız olun gazeteci kimliğinizi üzerinize giydiğiniz an objektif olmak zorundasınız. Şimdi gelinen noktada
1980'li yıllardan önce evet belki siyasette gülüyorum bir tekrar böyle hiçbir şey olmamış zamanında seçim yapılmış ama yani ülkenin en kargaşalı olduğu dönem 1960'ta muhtır olmuş. 1970'te muhtır olmuş işte sürekli çalkantılı bir dönem. 1980'de darbe olmuş. Ülke enflasyonlarla, ülke kargı karışıklarla, sağ sol olaylarıyla hiç rahata ermemiş. Ondan sonra da seçim tekrarlanmadı diyerek yani bunun huzurlu bir dönemler olduğunu iddia etmeye çalışan yani Cumhurbaşkanımıza laf söyleyeyim derken adamın özlü kabahatinden büyük maalesef. Şimdi efendim biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan savaşında Ermenistan sivillere yönelik saldırılarıyla aslında bir savaş suçu işlemekte ve Cenevre anlaşmasına göre de bu suçu işlemekte. 30 yıldır MİKS denen grup bu bölgede Karabağ meselesinde bu mesele çözmeye çalışması beklenirken maalesef bir nadasa bırakılmış toprak gibi bunun üzerine örttüler ve bunun kulağın üstüne yatarak bu meselenin bugünlere kadar gelmesini sebebiyet verdiler. Şenol Gencer kardeşimiz ve İbrahim Temiz kardeşimiz yayına katılmış kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada yani savaş suçlarının her geçen gün artması, sivillere yönelik yapılan saldırılarda Avrupa'nın buna sessiz kalması yine aynı çifte standardı ortaya koyuyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz ülkeleri başkanları toplantı yaptı ve bu toplantıda Türkiye'ye karşı özellikle Doğu Akdeniz meselesinde bir yaptırım çıkar mı çıkmaz mı diye bir konu konuşuldu. Ama gelinen noktada bir yaptırım çıkmadı. Çünkü Türkiye aslında Avrupa'nın en büyük müttefiki. Yani bugün Türkiye olmazsa Avrupa bana göre birçok konuda aç kalır. Neden dersiniz? Bugün Türkiye Avrupa'nın ürünlerinin birçoğunu ithal etmekte. Yani özellikle Almanya 363 milyar dolar Türkiye'ye ihracat yapmakta. Yani böyle bir ülkede nasıl vazgeçersiniz? Ve Avrupa Birliği'ne bizim artık ihtiyacımız yok. Ben buradan büyüklerime sesleniyorum. Büyük devlet adamlarına, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize sesleniyorum. Bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Onlar hiçbir zaman da bizi almayacaklar. Bizi ancak kapısında bekletecekler. Çünkü bunun aslında arka planında biliyorsunuz bir Haçlı zihniyeti var. Yani Hristiyanların toplumu içerisinde bir Müslüman ülkenin girmesi bunları hep rahatsız edecektir. Bugün görüyorsunuz işte Avusturya Başbakanı kalkıp Cumhurbaşkanımız aleyhine laflar konuşabiliyor. Yunanistan'da Yunanistan'ın belki bugün Cumhurbaşkanı veya da Başbakanı direkt olarak Cumhurbaşkanımıza karşı konuşmuyor ama oradaki gazetecilere Cumhurbaşkanımıza hakaretlerde bulunuyorlar. Ve bugün geçmişe yine döndüğümüzde hep örnek veriyorum. Abdülhamit Han dönemine döndüğümüzde aynı fikirler, aynı olaylar, aynı senaryolar, aynı manşetler hatta ilginçtir gazetelerdeki aynı manşetler sürekli devam etmeye başladı. Gelelim bugünkü işte bu güzel habere. 85 milyar metreküplük doğal gazla beraber 405 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Burada tahmini rakamlarda 2 trilyon metreküp hatta belki pardon 200 trilyon metreküp burada doğal gaz rezervi petrol bulunduğu söyleniyor. Bugüne kadar bizim için hayal olan işte Türkiye bir an önce işte 100 yıllık anlaşma sona erse 2023 gelse ülkemize petrolları çıkarsak ülkemize doğal gaz varsa çıkartabilsek gizli anlaşmalardaki bir takım maddelerden dolayı yapılan Türkiye'ye yapılan dayatmalardan bir an önce kurtulsak diye bunun hayalini yıllarca konuşuyorduk. Ve özellikle dünyanın en fazla kaynaklarından birisi. Bor kaynağının ülkemizde olmasından dolayı da mutluluk ve kıvanç duyuyorduk ama bunu işleme konusunda bir tesisimiz olmadığı için de maalesef bundan da mahrum kalıyorduk. Şimdi her şey değişti. Türkiye artık rol olucu, rol üstlenici, hatta birilerine rol konusunda karar verici duruma gelmeye başladı. Avrupa'nın aslında en büyük korkusunun nedenlerinden birisi bu. Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'ı öne sürmelerinin İşte Güney Kıbrıs Rum kesimini bahane etmelerin en büyük nedeni ki bizim kendi deniz sularımız yani kıta sahanımız içerisinde olan alanlarda biz bu çalışmayı yapıyoruz. Hukuki olarak Cenevre Anlaşması'na göre ve birçok anlaşmaya göre buralar bizim kendi alanlarımız. Yunanistan'da daha farklı iddia ediyor. 12 mil diyor. Yani iki kıyı arasındaki 12 mili hesap ettiğiniz zaman bizim karamızın içine girmesi gerekiyor. Yani akılları ve beyinlerini herhalde peynir ekmek demişler bu arkadaşlar. Gelecekler bizim karalarımızı da sınır içerisinde katacaklar. Yani sen diyor, seni diyor karalarında diyor, seni diyor bu denizde diyor seni hapsedeceğim. Böyle bir şey yok kardeşim. Bu anlaşmaları zamanında Sevr Anlaşması ile beraber, Lozan'la beraber siz dayattınız. Ve biz Türk milleti olarak yine bunlara
yurtta sulh, cihanda sulh barış ilkesine dayanarak, Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi bu ilkeye dayanarak biz bölgede huzur, refah ve barış olsun istedik. Ve bu nedenle de tabii ki o dönemden bu yana Ayvaz Yalman kardeşimiz de yayına katılmış, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz bu nedenle hep bu bölgede barışın ve huzurun ve refahın hamisi ve öncüsü olduk. Aslında bugün bütün Müslüman ülkelerde bu noktada bizim bu dusturumuzu, bu dik duruşumuzu, bu konudaki fikirlerimizi çok iyi bildiği için herkes bir hamilik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görmekte. Bugün ben bir video izledim. Özellikle Suud Kraliyet ailesinin işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki aleyhinde yaptığı konuşmaları, bir tane Arap gazeteci ve YouTuber bunu değerlendirirken, şimdi Arap ve Suudi Kraliyet ailesi için söylüyor. Halkı için tabii ki bu yorumları yapmıyor. Biz halk ile, halklarla herhangi bir sorunumuz yok. Özellikle yöneticilerle alakalı bir sorunumuz var. Şimdi diyor ki herhalde diyor, gerçekten diyor bir akıl tutulması yaşamışlar. Bunların diyor ailece diyor çoluklarının, çocuklarını ve babalarının evlatlarına bıraktığı en büyük miras diyor aptallıkları ya da diyor işte diyor zekalarının geriliği, işte akıl tutulmaları ya da cehaletleri olduğunu söylüyor. Sizin haddinize bile değil diyor Recep Tayyip Erdoğan hakkında ileri geri konuşmak. Recep Tayyip Erdoğan bölgede gerçekten söz sahibi, büyük bir devletin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de her türlü faaliyetlerinden dolayı destekliyoruz ve arkasındayız diye bir video paylaşmışlar. Ben bu videoyu izledim. Gerçekten şimdi Avrupa olsun, gerek Orta Doğu olsun, Arap ülkeleri olsun, Müslüman ülkeleri olsun, gelinen nokta Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki mevcut durumunu gerçekten çok ciddi anlamda takip etmekte. Ve bundan da rahatsız olan emperyalist güçlerle beraber işte bu ekümenik güçler, Haçlı zihniyeti, Avrupa'daki bir takım böyle zihniyeti bozuk, gerçekten kalpleri bozuk. Zafer Aslan hemşerim de yayına katılmış, kendisine teşekkür ediyoruz. Zihniyeti bozuk insanlar ve ülkeler ve yöneticileri Türkiye'ye karşı ciddi bir kara propaganda yapmakta. Ermenistan bile biliyorsunuz Türkiye ile alakalı kara propaganda yapmaya çalıştı. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Azerbaycan olduğu gibi birçok ülkede SİHA ve İHA'larımızı artık ihraç ederek durumdayız. Ve hatta geçen gün Fransız bir gazeteci Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sormuştu. Türkiye elinizde Türkiye'nin yapmış olduğu, size vermiş olduğu SİHA, İHA kaç tane var deyince o da gülümseyerek yeterince fazla var dedi. Çünkü gerçekten SİHA ve İHA'larımızın savaş ve operasyonel kabiliyetleri bütün dünyaya gerçekten ciddi bir anlamda bir gövde gösterisi ve ciddi anlamda bir mesaj vermiş oldu. Efendim, bölgedeki özellikle bu enerji savaşlarını yıllardır bunları görüyorduk. İşte petrol savaşından tutun da sömürgecilikle beraber işte doğal gaz madenlerin işte sömürülmesi ve bu savaşın. Şimdi artık bu savaşlar yavaş yavaş sona eriyor ve bu bölgede artık daha hakim olan, daha bu bölgede söz sahibi olan bir Türkiye artık ortaya çıktı. Masada Türkiye'siz hiçbir karar alınamayacağı ortaya çıktı. Son 15 yıldır, 10 yıldır özellikle siyasette bu güdüldü. Sürekli olarak birilerinin şöyle bir tabii ki söylemi de var. İşte etrafımız ateş çemberiyle çevriliyken işte bizim yalnız kaldığımızı, hiçbir dostlarımızla aramızın iyi olmadığını, artık iyi komşumuz kalmadığını söyleyenler de var. Ya biz içimizde bile şu anda hain ve iyi olmayan, düşmanlık yapan, yani ekmeğimizi yemesine rağmen hem sanatçı müsveddesiyle gezinip işte bir takım böyle akademisyen, bir takım sanatçı, bir takım işte böyle lümpen kimlikli olan insanlar ekmeğimizi yemesine rağmen, bu milletin ekmeğini yemesine rağmen hainlik yapan insanlar varken, yani şimdi düşmanı ya da haini dışarıda arama gerek yok. Yani düşman zaten düşmandır yani. Bize bugüne kadar dostça yaklaşan hiçbir milletin, kendi milletimiz hariç, yani Türk milleti, Azerbaycan, İki devlet, bir millet. Millet olarak bizim milletimizin haricinde Müslüman olmasına rağmen bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ülkeler bile bugün aleyhimize kara propaganda yapmakta. Yani şimdi ne, biz karanlıkta mum ışığıyla, yani samanlıkta toplu iğne arar gibi konuşuyor bu insanlar. İşin açıkçası bu konuda maalesef şu anda yani İnsanları anlamakta çok zorluk çekiyorum ama şu bir gerçek. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunu herkes bilsin. Bu noktada herkes hatta haddini bilsin diyorum. Yani vatana, millete saygılı olan, bayrağa bağlı olan, bu vatan uğruna
gerçekten hizmet veren, şehit olan vatandaşlarımıza, özellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de Rabbimize sabrı cemiller ihsan ediyorum. İhsan eylemesini Yüce Mevla'dan diliyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ama bunun aksine düşünenleri önce Allah hidayet etsin diyorum. Ve sonrasında diyorum ki elbet bir gün bunun, bu hainliğin bedelini hem millet nezdinde hem de Allah nezdinde hesabını vereceklerdir diye düşünüyorum. Güncel haberlerimize baktığımızda özellikle size de birkaç tane haber sunmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz özellikle bu barolar ve tabipler odasından sonra Anayasa Mahkemesi ile alakalı da böyle bu işi sulandıran, bu işi siyasete karıştıran bir takım yine mihraplar var. Özellikle bu erken seçim kararıyla alakalı bugün Meral Akşener'in de bir yorumunu dinledim. Erken seçim muhakkak olacaktır ve bir dahaki seçimde Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle Cumhurbaşkanlığı kazanamayacaktır diye bir yorum yaptı. Bizim memlekette bir laf vardır biliyorsunuz. Erken öten odunun yani maalesef başını keserler diyorlar. Atasözümüz böyle ama tabii şimdi Sayın Meral Akşener ve eski İçişleri Bakanımızı böyle bir şeyle itham etmemiz doğru olmaz. Bize de yakışmaz ki böyle bir şey de tabii ki doğru bir şey değil. Ama atasözü böyle söylüyor. Yani erken ötmemek lazım. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım diye düşünüyorum. Tekrar sokağa çıkma yasağı gelmeli mi diye bazen sezlenişte bulunuyoruz ve haberlerde gazetecilerde Sayın Sağlık Bakanımıza bu konuda bunu soruyorlar. Genel itibariyle okulların da tekrar yeniden açılacağı kanaatı oluşursa ben sokağa çıkma yasaklarının olacağını zannetmiyorum. Ama tabii şu da var yani bu kadar tedbirlere rağmen bu kadar sorumsuzca davranan vatandaşlar yüzünden birçok kişinin işini yapamaması, işinden olması, ciddi anlamda mali kayıplar içerisinde olması, alınan kredilerin şu anda şimdiden itibaren ödenememiş olması, işte vergi borçlarının bir taraftan haliyle yığılması. Tabii ki devlet ve hükümet bu konuda bazı kararlar alıyor. Özellikle vergi borçlarının ertelenmesiyle alakalı şu anda torba yasası içerisinde bir kararlar meclisten çıkacağını tahmin ediyorum. Ona rağmen bile yani özellikle bugün 5 ilde Bursa, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta efendime söyleyeyim bu vakaların arttığı söyleniyor. Hatta bugün haberlerde izledik yani Denizli valisi gerçekten valilerimiz şu anda sahada gerçekten canlı başla vatandaşla ilgileniyor, gidiyor onları ziyaret ediyor, denetimlerde bulunuyor. Ya çok ilgimi çekti. Ya bizde örf adette bir büyük, bir devlet büyüğü yanımıza geldiğinde saygı, sevgi, hürmet gösteririz. Mehmet Kılıç abimiz de yayınımıza katılmış. Kendisine hoş geldin, hoş geldin diyoruz. Yani adam döner kesiyor, valinin suratına bile bakmıyor. Vali uyarıyor diyor ki eldiveni takar mısın diyor. Eldiveni tak diyor. Hijyen kurallarına muhakkak uy diyor. Adam yine takmıyor. Kemal Öztürk abimiz de yayına gelmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve sonra vali maalesef ve maalesef bu kararı almak zorunda. Ve doğru bir karar. Yani ben tabii ki oradaki işletmeci için üzülüyorum ama işletmeci de bunu dikkat etmesi lazım ve bunu uyarması lazım. Şu anda en önemli 3 tane neden var. Maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafe. Yani sen maskeni taksan bile, sosyal mesafe uysan bile hijyen kurallarına uymuyorsun, her yere dokunuyorsun kardeşim. Ve sen gıda işine uğraşıyorsun, döner kesiyorsun, elinde eldivenin yok. Ve seni geliyor bir vali uyarıyor. Ve sen kalkıyorsun, adama neredeyse yanını dönmüş, yüzüne bile bakmıyor. Adam konuşuyor adama hiç dikkat almıyor. Sanki normal bir vatandaş gelmiş. Ve nihayetinde o işletme şimdi kapatma kararı alındı. Ben şahsen üzüldüm esnaf için ama bu bir örnek olsun. Herkes en azından kendisine bir çekidüzen versin. Yani sosyal mesafe kuralları, hijyen ve maske konusunda hassasiyet göstermemiz lazım. Bakın entübe hastalarının yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda ne diyor? Allah düşmanıma vermesin diyor. Yani ta ciğerinize kadar buradan bir sonda gidiyor. Bakın ve yüzüstü çevriliyorsunuz. Ve yüzüstü boyunca zorla nefes alıyorsunuz. Ben düşünemiyorum. Yani sanki neredeyse ölmeden mezara giriyorsunuz. Ve bu insanların ölen arkadaşlarımız oldu, abilerimiz oldu. Son videolarını izledik. Yani ölenler ne diyor? Yani ne olursunuz diyor. Sizden rica ediyorum diyor. Ben ettim, ben geç kaldım, siz geç kalmayın diyor. Ama maalesef gelinen noktada kesinlikle insanlar bu konuda duyarlı davranmıyor. Allah muhafaza ikinci bir dalga Türkiye'de gelse yani bununla alakalı ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama çok ciddi vakalar yaşanır. Bu vakalar yaşanmaması için ya bakın
Allah bize öyle güzel, çok öyle güzel yüzlü, gönlü güzel, gerçekten böyle iyi niyetli, samimi. Ya şu anda bile söylerken duygulanıyorum. Yani gözümden neredeyse yaş gelecek. Ya böyle bir bakan, sağlık bakanı nasip etmiş ya. Ya vatandaşlarını hastanelerde unutan, onlara test yapamayan, ölümü terk eden devletler oldu, Avrupa ülkeleri oldu. Bırakın bakanı, devletin kendisi vatandaşıyla ilgilenmedi ya. 600 dolar, 600 euro karşısında test yapan devletler oldu. Ama bizim devletimiz bugün bakın testleri bedava yapıyor. Testleri bedava yapıyor. Ha, özel hastanelerde gidip tedavi gören vatandaşlarımız oldu. Ve bunların da çoğunu yani genel itibariyle çoğunu sonradan iade edenler de oldu. Sonra devlete fatura edenler de oldu. Ha, çok böyle nazari ilk zamanlarda iyi biliyorum. Birkaç tane iş adamının haberi de çıkmıştı. 10 bin liralık ödemenin yarısını ödedi. Yarısı da işte bir şekilde devlete rücu edildi. Ama devlet her türlü gıda yardım olsun, para yardım olsun, test konusunda işte hizmet olsun. Özellikle bakın filyasyon ekipleri ve tedavideki bu algoritmayı oluşturmak gerçekten Türkiye Cumhuriyeti bu nokta dünyaya örnek oldu. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bizi gerçekten takdir ediyor. Ve şu anda Türkiye'de bir ilaç çalışması yapılıyor. Biliyorsunuz şu anda insanlarda denenmeye başlandı. Ve ben çok umutluyum. Yani Türkiye bu konuda gerçekten başarılı işler çıkartabilir. Ali Şahin de yayınımıza gelmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dentias'ın iddialarına cevap geldi. Ben özellikle onunla alakalı size biraz haber okumak istiyorum. Biliyorsunuz Yunanistan artık Avrupa'nın şımarık ülkesi. Yani gün geçmiyor ki Türkiye ile sırf bu olayları kızıştırmak. Yunus Emre Aydaş kardeşim, yayına hoş geldin kardeşim. Sulandırmadığı gün yok. Yani yıllardır da Türkiye ile bir kendi arasında, kendi aklında, beyninde bir mücadele içerisinde. Ya biz hep alttan alan, daha doğrusu böyle meseleler böyle daha böyle bürokratik meselelere bakıp daha çok böyle diplomasi diliyle konuşan, bu meseleleri çözmeye çalışan bir milletiz ama yani bir türlü anlamıyorlar bunlar. Tabii ki şu anda ekonomisi bitik olan bir ülke. Ekonomisi bitik olan bir ülkeden de çok şey bekleyemezsiniz. Birilerinin maşası olacaklar tabii ki. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik ithamlarına, Dendias'ın ülkemiz hakkında sarf ettiği söz ve iddialar Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve işbirliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğini yeni bir kanıtıdır diye söylemiş. Bu iddialar tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacaktır diye cevap vermiş. Gerçekten de öyle. Yani ne yaparsanız yapın Yunanistan olarak her zamanki buyunuz diye düşünüyorum. Bakan Çavuşoğlu Ermenistan savaş suç işlemeye devam ediyor demiş. Bakan Akar Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüşmüş. Buradaki onun bir açıklamasını da ben sizlerle paylaşmak istiyorum Sayın Savunma Bakanımızın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u telefonla arayarak telefonla görüşmüş. Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği sivillerin hayatını kaybetti. Saldırıyı kınayan Bakan Akar, sivillere yönelik balistik füzeler yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek. Bu vahşette sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecek demiş. Evet Hüseyin Poruk kardeşim, sevgili kardeşim, sevgi ve muhabbetleri sunuyorum. Uzun zaman oldu. İnşallah bir araya geleceğiz. Şu günleri atlatalım. Sen de yayına hoş geldin kardeşim. Diğer bir haber başlığımıza baktığımızda Türkiye ile Ukrayna arasında biliyorsunuz askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Ukrayna gerçekten bizim için de çok önemli bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna ilişkilerine çok önem veriyor. Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrias Taran tarafından askeri çerçeve anlaşması imzalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrias Taran tarafından askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Bakanlıkta yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Tarar tarafından askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Bölgemizde gün geçmiyor ki yani bu iki ilişkilerimizde daha da böyle güçlü ve daha böyle onlar için bir model olmaya başladık. Burada İbrahim Kaya abimiz kendisine teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yola devam demiş. Selamlar demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar sevgili İbrahim abicim. Bu arada biliyorsunuz yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonla görüştü. Bunu da bir size
haberine kısaca açıklamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesinde İletişim Başkanlığı yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Cumhurbaşkanı Trudeau arası görüşmede Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacmini arttırılmasına ve savunma sanayi işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ermenistan saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı hareketinin uluslararası tanımış sınırlar içerisinde kendi öz topraklarını icra ettiğini ifade etti. Kesinlikle öyledir. Aslında bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani bugün biz dua istedik Rabbimize, başka bir şey istesedik muhakkak o da olurmuş. Yani biz Azerbaycan Karabağ meselesinde Ermenistan geldi durup dururken kaşındı, iyi de oldu. Çok iyi oldu. Şu ana kadar zannedersem 48'den fazla nokta ele geçirildi. Yani yakın bir zamanda Karabağ'ın bütün toprakları ele geçirilip yeniden Azerbaycan topraklarına katılacaktır. Ermenistan başını aslında dert aldı. Paşinyan yapmış olduğu bu hareket karşısında kendisini de bitirdi diye tahmin ediyorum. Evet, sevgili eşim Arzu Karataş da yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, diğer haberlerimize, başlıklarımıza baktığımızda biraz size sonradan hava durumuyla alakalı bir takım bilgiler de vereceğim. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 tedavisine tek etki ilaç dexamethason diye bir ilaç söylemiş. Bununla alakalı kısaca bir haberi size okuyayım. Büyük bir ihtimal bu da dikkatinizi çekecektir. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip koronavirüs COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece dexamethason isimli ilacın durumu şiddeti olan hastalarda etkili olduğunu belirtmiş. Haberin devamına baktığımızda Ghebreyesus'un Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle de pandemi uzmanlarıyla toplantı yapmış Dünya Sağlık Örgütü. Örgüt tarafından koordine edilen COVID-19 taropotiklerinin değerlendirildiği dayanışma denemesinin geçici sonuçlarına dayanan Ghebreyesus Remdesivir adlı antiviral ilaç hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan Lopinavir bileşiminin COVID-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını ortaya çıktığını belirtmiş. Kusura bakmayın, biraz sağlık terimleri olunca dilimiz tutuluyor maalesef. Hiç de alışkın olduğumuz terimler değil tabii. Latince olunca Pentagon'dan S-400'lerle alakalı açıklama gelmiş. Uzun zamandır hiç S-400'ler gündeme gelmiyordu. Sizlere biraz onunla alakalı haberi paylaşmak istiyorum. Sözcü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sistemine test ettiği haberleri, bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sistemini Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıkça ifade etti. Türkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor. Ya bunu biz aldık, bunu tabii ki deneyeceğiz yani. Yani bunun deneyip denememe olayı tamamen bizim kendi inisiyatifimize. NATO'ya karşı herhangi bir burada bir tehdit oluşturmuyor ki. Tehdit bize dışarıdan gelme ihtimali var. Şimdi Avrupa Birliği sürekli olarak bu Doğu Akdeniz meselesi üzerine kaşımaya çalışıyor. Ve NATO'nun içerisinde olduğu için bu ülkeler, biz de NATO'nun en büyük silahlı gücüyüz. Yani ordusuna sahibiz. Ama NATO'nun içerisinde bize karşı bir tepki olmasını Avrupa Birliği birlikte bekliyor ama maalesef böyle bir tepki de oluşamadığı için hem Allah'ın hikmeti hem de mevcut durumlar ve konjonktürel durumlar buna müsaade etmiyor. Çünkü biz meselemize haklıyız. Bütün hukuki kurallar, anlaşmalara göre biz üzerimize düşen vazife son ana kadar doğru bir şekilde yürütüyoruz ve böyle de yürütmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sisteminin denediğine ilişkin haberler üzerine bu haberler doğruysa Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor açıklamasında bulundu. Hoffman yaptığı yazılı açıklamada Pentagon'un söz konusu testi ilişkin haberlerden haberdar olduğunu belirterek bu haberler doğruysa Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor.
operasyonel bir S-400 sisteminin Türkiye'nin ve ABD NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıkça ifade ettik, ifadeni kullanmış. Yayınımıza bu arada Cevat Dal Yaprak kardeşimiz katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, hemşerim, değerli köylüm Seyda Ahmet Çulhak almış, katılmış. Amasya Boroboy'dan, Taşova'dan. Kendisine de buralardan selamlarımı iletiyorum. Evet, diğer haberlerimize de bakacağız. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini son 24 saati sizlerle tekrar bir bunu tartışmak istiyorum. Son 24 saatte 1812 kişi COVID-19 tanısı konulmuş. 73 kişi hayatını kaybetmiş. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün 117.005 kişiye COVID-19 testi yapılmış. Ağır hasta sayısı 1445 olmuş. 1419 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301.098'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir demiş. Sayın Sağlık Bakanı bugün bu açıklamayı Erzurum'dan yaptı. Buradan da Erzurum'da sevgili vatandaşlarımıza ve hemşerilerime, eşimin memleketi, benim de memleketim oluyor. Hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 73 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık gov.tr adresine ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Güncel verilere göre son 24 saatte 117.005 kişi COVID-19 testi yapıldı. 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu. Yani her gün bir de şunu soruyorlar, işte bu rakamlar doğru mu değil mi diye. Bakın, böyle bir rakamların saklanması, gizlenmesi mümkün değildir. Yani ben dün de bir yerde bir abimizin yanında dedim, bir abimiz geldi. İşte havalimanında yapılan koronavirüsle alakalı, COVID-19'la alakalı pandemi hastanesinde ya gözümün önünde 26 kişi öldü diyor. Yani normal şartlarda da biliyorsunuz, bakın İstanbul'da bile binlerce insan ölüyor diyor. COVID-19'da da bu hastalıkta, bu virüste dünyada binlerce insan ölüyor. Yani şu anda ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Bunun da nedeni insanların tedbirsiz olması, insanların bu konuda duyarsız olması. Denizli'de bir vatandaş diyor ki, artık ben inanmıyorum bu işe diyor. Ya eğer diyor gelecekse diyor gelsin diyor, benim canımı alsın diyor. Ya böyle bir açıklama yapılır mı yani? Ben diyor inanmıyorum diyor. İşte herkes diyor paranoya yapmaya başladı. Yani hala buna inanmayan insanlar var. Ama kesinlikle bakın, en yakınımızdaki insanları bile bu hastalık yakalıyor. Yani özellikle akciğer ve kronik rahatsız olanlar, astım hastaları, 65 yaş üstü hasta insanlarda kesinlikle bu hastalık girdi mi çıkmıyor. Yani çok nadir, işte 90 yaşında büyüğümüz, bir nenemiz gerçekten bu hastalığı atlattı. Allah şifalar versin, ama yani şakaya alır bir tarafı yok. O yüzden dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum, bir de onlardan bahsedelim biraz. Hiç, çok fazla işlediğimiz bir konu değil ama ekonomi anlamda altın fiyatlarında dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 486.6 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü bir önceki kapanışı %0.7 üzerinden 487 liradan tamamlamış. Gram altın yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibariyle önceki kapanışı %0.1 altında 486.6 lira seviyesinden işlem görmüş. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3260 liradan satılmış. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinden 1909 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler dolar endeksinde düşüşün ve yeni tip koronavirüs COVID-19 vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise avro bölgesinde enflasyon, ABD para kendine satışlar ve sanayi üretimini takip edileceğini bildiren analistler jeopolitik gelişmelerinde yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Bu arada unutmayalım, özellikle Arap ülkelerinden gelen vatandaşlarla alakalı bu gayrimenkullerde ciddi fiyat artışı oldu. Ama ne hikmetse Suudi Kral ailesi Türkiye'den herhangi bir gayrimenkul alınmaması için vatandaşlarına bu konuda telkinde bulunmuş. Hatta baskıda da bulunduğu söyleyenler var. Şimdi diğer haberlerimizi de size, birkaç tane daha haberimiz var, onları da size paylaştıktan sonra çok önemli bir konudan size bahsedeceğim. Gerçekten israf konusundan.
Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu ürettiğimizin neredeyse 1/5. Yani aslında biz ürettiğimizin 1/5'ini ihracat yapıyoruz. Yani ihracat yaptığımız rakamlar doğrultusunda biz israf yapıyoruz. Özellikle ekmek konusunda İstanbul'da tahminen günlük 10 milyon ekmeğin israf olduğu söyleniyor. Ya lütfen rica ediyorum sevgili dostlar, sevgili hemşehrilerimiz, değerli Türk milleti. Bakın israf dinimizde haramdır. Yani bu konuyla ilgili yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz diye hadis-i şerif var Resul Efendimizin. O yüzden israf etmeyelim. Kaynaklarımızı iyi kullanalım. Bu sadece israf deyince yemek aklımıza gelmemesin. Her konuda israf etmeyelim. Kağıdımızı düzgün kullanalım. Giyimimizi düzgün kullanalım. Efendimizin aldığımız eşyalarımızı düzgün kullanalım. İhtiyacımız bir tanesi iki tane almayalım. Çünkü size yetenden bir fazlası yetim hakkıdır demiş Resul Efendimiz. Bu hadise-i şerife de uyalım lütfen. Yani evinizde fazla olan eşyalar, atıyorum dolaplarda şurada burada duruyorsa, yani kullanmıyorsanız, geçenlerde bir program yapılmış işte eskiyi eskiyi getir dağıt diye. Yani böyle insanların eski eşyaları varsa, ne kadar çok eski eşyası olan varsa yarışma yapıyorlar. Bu yarışmada da birinci seçiliyor. Ben sadece duydum formatı ama bir iki kare gördüm, fazla görmedim. Yani aslında onu öyle yapmaktansa farklı bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Biz bir şöyle söyleyeyim, 2004 yıllarında Küçükçekmece Belediyesi'nde biz eski eşyaları, kullanılmayan eşyaları, ambalajlı eşyaları alıp belediyemiz ihtiyaç sahiplerine, fakirlerlere Yaşam Sevinci Merkezi'ne ulaştırmıştı. Bu çalışma şu anda Türkiye'de gerçekten kabul gördü. Son 15-16 yıldır, 20 yıla yakındır birçok belediye bunu yapmakta. O yüzden bir de yani ekmek mesela şöyle yapabiliriz. Bayat ekmeklerle alakalı bir dönem bizim de çalışmalarımız oldu. Ben gastronomi sektöründe, yeme içme sektöründe olduğum için reklamcıyım ama yayınlarım olduğu için orada bayat ekmeklerle alakalı bir takım yemekler yapıldı. Hatta tatlılar yapıldı. Onun hatta Devlet Malzeme Ofisi yani Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle bir kitap çıkarttı. Bunu bulmanızı ve incelemenizi rica ediyorum. Bu ekmek israfı konusu gündemden biraz uzaklaştı ama bundan lütfen bu konuyu kendimize uzak tutmayalım. Her açıdan, yaşamın her alanında, her materyalinde, her maddesinde israftan kaçınalım. Bakın bugün Türkiye'de 19 milyon ton gıda israfının yapıldığı bir yerde bunun 1/5'ini düşündüğünüz zaman 20 milyon olsa yani 4 milyon ton gıda israf ediliyor demektir. Bu da bir büyük bir milli servet. O yüzden lütfen yani yiyeceğimiz kadarını alalım, kullanacağımız kadarını alalım, kullanamayacağımızı çöpe atılacaksa almayalım. Yani 2 kilo peynir alıp bunun bir kilosunu çöpe atacaksa bir kilo alıp sonra bir daha bir kilo alıp yaşamımıza öyle devam edelim. Ekmek 5 tane alacağımıza evde 3 kişi varsa 3 tane yetiyorsa 3 tane alalım. 2 kişi varsa 2 tane alalım diye düşünüyorum. O yüzden israftan kaçınalım sevgili dostlar. Şimdi hava durumuyla alakalı size bilgi vereceğim. Geçen hafta biliyorsunuz işte bir çok ciddi sağanak bir yağış olacağı söylenmişti. Ondan birkaç gün önce olmuştu. İnsanlar tedirgin oldu. Arabalarına otoparklara falan koydular. Arabalarına koydular. İşte battaniyeler koydular. Üstüne koliler koydular. İşte dolu yağmasından korktular. İstanbul'da özellikle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu Marmara bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleriyle gece geç saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1 ile 3 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederek rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, orta ve doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerinde hafif ara sıra orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli 30 ve 50 kilometre saatte esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 28 derece. İstanbul parçalı yer yer bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve çok gök gürültülü sağanak yağış 26 derece. İzmir parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerin öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey dikili Bergama ve Kınık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve çok gök gürültülü. Sağanak yağışlı 29 derece. Adana az bulutlu ve açık 30 derece. Antalya az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulut 27 derecede. Samsun parçalı ve az bulut 27 derece. Trabzon az bulut 24 derece. Erzurum az bulutlu açık 22 derece. Diyarbakır az bulutlu açık 30 derece. Bu haberimizden sonra sizlere özellikle bu haberimizin başında belirttiğimiz gibi bu enerji konusundaki bölgedeki her geçen gün kazanmış olduğumuz ivmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaların neticelerini yavaş yavaş semerelerini topluyor olmamız gerçekten Türk milleti adına ciddi anlamda bize umut vermekte, ciddi anlamda bizleri gururlandırmakta ve bizleri geleceğe umutla bakmakta. Çünkü buradaki büyük kazanımlar neticesinde hem ekonomide hem ağır sanayide hem savunma sanayide ve birçok alanda maliyetlerimizin düşmesine, ülkemizin kalkınmasına ve vatandaşımızın huzur ve refahının artmasına, ekonomik anlamda özgürlüğün kazanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ve ayrıca buradaki ekonomik kazançlara yapılacak olan ihracatlar neticesinde ülkemiz bölgede daha da etkili, daha da güçlü bir devlet haline gelecektir ki zaten ülkemiz gerçekten güçlü bir devlet ve bunu da her geçen gün dik duruşuyla, yapmış olduğu çalışmalarla, yapmış olduğu yatırımlarla, sunduğu projelerle, ortaya koymuş olduğu gerek diplomaside ve gerek siyasi alandaki duruşuyla bunu ortaya koymuştur. Ticaret Bakanlığı'ndan mesafeli satışlara yönelik açıklama da gelmiş. Ben bunu da sizlere açıklamak istiyorum. Özellikle bu ekonomik anlamda alınan ticaretle alakalı alınan kararlara baktığımızda onu biraz sizlere konuyu açmak istiyorum. Enerji konusu devam edeceğiz. Bunu da açıkladıktan sonra devamını tekrar sizlere yorumlara devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı mesafeli satışlara yönelik açıklama yaparak tüketicinin yaşadığı mağduriyetin takipsiz olduğunu açıklamış. Hakikaten bu e-ticaret alakalı. Ben de şu anda bir e-ticaret çalışması yapıyorum ama şu anda hemen satışa başlamıyorum. Bütün sistemimi düzgün bir şekilde kurup satışları öyle başlamak istiyorum. Neden? Hiçbir kişi mağdur etmek istemiyoruz. Ve doğru, düzgün, kaliteli, uygun fiyatta ürünler vermek istiyoruz. Stil AVM diye inşallah bir e-ticaret sitesi açıyoruz. Koyuncu Ali çiftliği markamız da bu Stil AVM'nin içerisinde olacak. İçerisinde Boroba çiftliği ile ilgili ürünler de olacak. Organik ürünler olacak. Züccaci ürünlerimiz olacak. Ev mutfak dekorasyon ürünlerimiz olacak. Efendime söyleyeyim, medikal ürünlerimiz olacak. Bunun yanında kitaplarımız olacak. Kozmetik ürünlerimiz olacak. 15-20 çeşit tekstil ürünlerimiz olacak. Ama onlar tabii ki hatta yatak baza konusunda yerli üretim, gerçekten çok kaliteli üretim yapan bir, benim de Amasya hemşerimin yapmış olduğu Alp yataklarının yataklarını ve yatak ve bazalarını sizlere e-ticaret sitesinden satışa çıkaracağız. Şemsettin Karagöz kardeşimiz de yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ticaret Bakanı tarafından mesafeli satışlara yönelik bir açıklama yapılmış. Covid-19 salgını döneminde Türkiye'de internet üzerinde yapılan alışveriş oranlarındaki artışa dikkat çekilen açıklamada 2014-2020 Ekim arasındaki dönemde mesafeli yöntemle satış yapan 75 şirket nezdinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası uygulandığını açıklamış. Yani hakikaten çok yanıltıcı, çok da böyle sahtekarların olduğu bir alan burası. Ve ben de mesela zaman zaman internetten yaptığım satışta aldığım, yaptığım alışverişlerde özellikle kilo vermeyle alakalı, işte sağlığımızla alakalı, işte meşhur İsveç şurubu diye bir şey sipariş verdik. Gelen hiç alakası yok. Ve firmayı aradığınızda şimdi aynı numaradan arıyorsa sizi görüyorlar, telefonda cevap vermiyorlar. Sonra başka bir numara aradığınızda niye bu numaradan aradınız diye şikayet ediyorlar, tamam mı? Dedim niye arıyorum? Çünkü öbürküne bakmıyorsunuz. Sahtekarlık yapıyorsunuz dedik. Ve o şurubların çoğunu kullanmıyoruz ve 300 lira da para verdik. Yani bu sahtekarlara, bu dolandırıcılara lütfen dikkat edin. Kesinlikle böyle bilindik e-ticaret sitelerinden alışverişinizi yapın. Çünkü onlar biliyorsunuz biz de şu anda bunun akademik eğitimini alıyoruz. Bu sitelerde özellikle bir takım kurallar var, bir takım şartlar var. Bu şartlara uymayan, mağaza açan kişilerin mağazaları kapanıyor, yaptırımlar var ve cezaları var. Yani kesinlikle öyle dolandırıcılık, yanlış ürün gönderme, kalitesiz ürün gönderme gibi durumu söz konusu olmuyor. Çünkü bir de orada zamanla gelişiyorsunuz. Belli bir süre içerisinde de bu e-ticaret sitesinde ticaretinizi yapmak zorunluluğunuz var. Teknolojik gelişmenin beraberinde getirdiği dijitalleşme alışveriş alışkanlıklarını da büyük oranda değiştirdi. Tüketicilerin geleneksel alışveriş yöntemleri yerine uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan mesafeli sözleşmeyle alışverişe yönelmelerinin işlem hacmini arttırdığı görüldü. Bu tür satışlar her ne kadar birçok kolaylığı beraberinde getirse de
tüketicinin zaman zaman yasal yükümlülüklerin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen satıcılar tarafından stoklarında olmayan ve tedariki 30 günün yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek mağdur edildiği Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmiş. Ürün bedelleri tahsil edildikten sonra teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünler için bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı, hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak mağdur edildiğini değinilen açıklamada özellikle kurumsal olmayan internet siteleri, sosyal medya mecraları, hatta cep telefonu uygulamaları üzerinden satın alma işlemi yapılıp kapıda ödeme ve buna benzer banka hesap sahiplik bilgisi olmayan bir ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşanmaktadır. Bu tür mağduriyetin önüne geçmek için mesafeli yöntemle alışveriş yapılırken tüketicilerimiz tarafından dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır ifadelerine yer verilmiş. Özellikle internet ve telefon ile alışveriş yapılması karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorunda kısa ve genel bir ön inceleme yapmak gerekirse şikayetleri incelemek gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Muhakkak şikayetler konusunu inceleyin. Ondan sonra karar verin. Mağduriyet ortadan kalkması için mesafeli yöntemle yapılan alışverişlerde malın ve hizmetin fiyatı ve niteliklerinin birçok mecradan incelenmesi gerekiyor. Yani ürünü alacaksınız, başka sayfalarda da bu ürün satılıyor mu, kaç para satılıyor, doğru mu, yeri adresi belli mi, aynı firma mı diye ya da başka bir firma mı diye dikkat etmeniz lazım. Mesafeli yöntemin tüketiciye sağladığı avantajlardan birisi de satın alınması planlanan malın ve hizmetin fiyatı ve niteliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeple mal ve hizmetin diğer mecralarda yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması gerçekçi olmayacak kadar cazip görünen düşük fiyatlara veya indirimlere dikkatle yaklaşılması çoğu mağduriyetin önüne geçmede faydalı olacağı bildirildi. Ben de şimdi burada ismini vermeyeceğim. 3 tane siteye sözleşme yaptık ve 3 tane sitedeki fiyatlarımız hemen hemen aynı olacak. Yani çok fazla değişeceğini zannetmiyorum ama kampanya dönemlerinde tabii ki farklı kampanyalar yapacağız diye düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer verilmiş. Alışveriş yapılması düşünen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, Mersis numarası, etbis kaydı, güven damgası, bilgisi gibi bilginin olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimali karşın site adını kontrol edilmesi gerekirse Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun internet site bilgisi sorgulama ekranına faydalanılması çoğu mağduriyetin önüne geçilecektir diye denilmiş. Bu da önemli bir haberdi. Bu konuda hakikaten internet kullanıcılarının bunlara dikkat etmesini bekliyoruz. Bu arada hemen tabii ki bununla beraber %33'te başlayan indirimler devam ediyor diye bir haber var. Onu da size söyledikten sonra kapanış konuşmamızdan bugünkü programımızı bitireceğiz sevgili dostlar. Evet, haberimiz de yükleniyor. Şimdi sizlerle son haberimizi inceleyeceğiz. Bakalım, bakın maalesef bu haberimizi açamadık. Tekrar deniyorum. Bebego'da %33'e yakın indirim var ama haberini açamıyoruz. İşte görüyorsunuz. Yani burada bile dediğimiz olaya yakalanıyoruz. Demek ki çok dikkat etmek lazım. Evet sevgili dostlar, dediğimiz gibi bugün gerçekten önemli bir gün. Yani Türkiye'nin enerji konusundaki mücadelesi ve haklı savaşı, Doğu Akdeniz meselesindeki haklı duruşu ve hukuki kurallar ve yasal çerçeve içerisinde yapmış olduğu bu mücadele, Fatih gemisinin yapmış olduğu, sismik araştırma gemisi yapmış olduğu netice içerisinde 85 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine ulaşıldı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu daha bir başlangıç. Bununla beraber inşallah çok daha büyük rezervlere ulaşılacak. Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz bölgesinde, bu bölgede, Orta Doğu'da, Avrupa'nın bağlantı noktası olan Avrasya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu bölgedeki haklı olan ve bize ait olan bu güçlü devlet günlerimizi, yeniden eski günlerimizi yakalayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ettiği noktaya gelmesini sağlayacağız inşallah. Bu noktada gerçekten çok gururlandım, çok mutlu oldum. Emeği geçen tüm insanları, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanımıza, tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, sismik araştırma gemisi görev yapan kaptanımıza ve ekibine, o bilim adamlarına, teknik adamlarına, herkese, emeği geçen herkese buradan milletimiz adına, şahsım adına, ailem adına, Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizlere zeval vermesin. Rabbim gücünüze güç katsın. İnşallah
Durmak yok, yola devam diyoruz. Bu da tabii ki güzel bir slogan oldu artık. Böyle bir gazeteci, haberci olarak bunu söylüyoruz ama yani emin olun ki bunu da tabii ki bir mesaj vermek için değil. Ama gerçekten güzel bir slogan. Türkiye durmayacak ve yola devam edecek. Dümdüz bu yola devam edecek. Efendim şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizlerden ayrılmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Haberlerimizi izlemek için YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. İlkeli Haber TV, İlker Karataş analizler programıyla YouTube sayfamıza abone olun. Dostlar, sevgili dostlar, birazcık haberlerimizi paylaşın. Sayfamıza lütfen abone olun. Biz de gurur diyoruz, çevremizde bu kadar eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var diyoruz ama maalesef YouTube sayfamızdan İlkeli Haber TV abone sayısı az. O yüzden bu haberlerin sizlere sağlıklı sunulması ve bu heyecanımızın, bu enerjimizin devam etmesi ve artması için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Biz de elimizden geldiği kadar gündemi sizlerle paylaşacağız. Bizlere mail yoluyla ulaşmak isterseniz ilkelihabertv@gmail.com, ilkelitelevizyon@gmail.com adreslerini, maillerine mail atabilirsiniz. Bunun yanında WhatsApp ihbar hattımız 0542 231 5018 telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, hoşça kalın. Esenlikler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa yarın akşam tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla kendinize iyi bakın. Saygılarımla İlker Karataş efendim.